Moda TV ekranlarından herkese merhabalar. Her salı olduğu gibi bugün de yerimizdeyiz. Futbol Aktüel programında sizlerle beraberiz. Bugün yanımızda sayın konuğumuz Murat Ülgen var. Aynı zamanda Halil Korkmaz hocam ve değerli yorumcu Murat Özkaya da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hepiniz. Çok teşekkür ediyoruz yine bizlerle beraber burada olduğunuz için. Tabii önemli konularımız var. Bal Ligi'ni konuşacağız, veteranları konuşacağız ama son zamanlarda ligler tescillendi. Ben ilk önce bunun üzerine konuşmak istiyorum. Buraya notlarımı da aldım. Sizlerden de birkaç yorum alacağım. Süper Lig'de bildiğimiz gibi Beşiktaş şampiyon oldu. Alt Lig'den gelenler, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselenler. Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay oldu. Altay playoff'u kazandı. Altın Ordu'yu son dakika golüyle mağlup etti. TFF 2. Lig'den Manisa, Eyüpspor. Onun haricinde playoff'lardan Kocaelispor çıktı. TFF 3. Lig'den ise Diyarbakırspor, Nazilli, Somaspor, Adıyaman ve Buca çıktı. Düşenlerde de dikkatimi çeken Ankara takımlarının hepsi bulunduğu liglerden yavaş yavaş düştü. Gençler Birliği, Ankara Gücü, onun haricinde Ankaraspor, Mamak Futbol Kulübü hepsi düştüler. Ligler bitti. Bölgesel amatör lig kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz geçtiğimiz sezonu? Murat Hocam öncelikle sizden. Öncelikle Moda TV ekranlarında bizi seyreden, bizi seven spor severlerimize saygılar sunuyorum. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Süper Lig'de hak eden bu yıl şampiyonluğu aldı. Gerçekten oynadığı futbolla, görsel futbolla ve hak ederek iki göğüsleyen Sergen Yalçın ve futbolcuları herkesin de takdirini kazandı. Tabii sezon öncesi favori gösteren takımlar, Fenerbahçe'yi işte 7-8 puan, 10 puan farkla şampiyon olur diyenler futbolun sahada oynandığını gördü ve mütevazi bir kadrosuyla eskilerine rağmen çok iyi götürdü sezonu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü takımı hak ettiği şampiyonluğu aldı. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bir Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum. Çünkü hak ettiler. Burada hakem hatalarını ve diğer şeyleri hiç konuşmaya gerek yok. Hak eden şampiyon olmuştur. Bunun üzerine de başka bir yorum yapmaya gerek yok. Evet. Tabii bir TFF Lig'de de Samsunspor'a çok üzüldük. Kesinlikle. Bir Karadenizli olarak Giresun'un yanında Samsunspor'un çıkmasını canı gönülden istiyorduk. Çünkü bizler de Samsun'a gidip Süper Lig takımlarını izleme fırsatımız oluyor. Orada da ben kazandım hocam. Burada demiştim Altay çıksa keşke, ben İzmir'de yaşıyorum demiştim. Benim gönlümün olduğu biraz da oldu diyebilirim. Altay'da çıktı. Tabii Altay'da, Altınordu'da final oynadılar. Evet. İki tane İzmir takımı sonuçta biri çıkacaktı. Ama burada tabii ki mütevazi kadrosuyla ve yabancı oynatmayarak kesinlikle burada final oynayan da Altınordu'yu es geçmemek lazım. Gerçekten onları ben tebrik ediyorum. Kulüp başkanı ve oradaki çalışanları burada bizzat biz Murat arkadaşım da galiba gelmişti. Biz Murat Sözkez'e falan şeye gitmiştik, Ordu'ya gitmiştik. Altınordu kulübü oraya gelmişti. Evet. Orada biz canlı olarak onların yapılarını, nasıl kadro oluşturduklarını ve yıllara bunu nasıl yaydıklarını bize orada bir seminer vermişlerdi. O toplantıda bize söylemişlerdi ve dedikleri aynen çıktı. Onları tebrik etmek gerekiyor gerçekten. Bir sürü genci spor kamuoyuna kazandırıp evet, hiç yabancı sokmadan da burada final bile oynayabiliyorlar. Yani bir 8 dakika daha dayanabilseydi tersi de olabilirdi. Evet, son dakikalar orada Paşa'nın tecrübeli oyuna girerken, evet, girdiğinde bulduğu pozisyonlar. Yani golün geleceğinin habercisiydi. Evet, bir tane de çok net kaçırmıştı. Hak ettiler. Yine 2. Lig'den, 3. Lig'den çıkan takımları tebrik ediyoruz. Bal Ligi'nde biliyorsunuz 9'unda da ligler, evet, başlayacak. Onunla, bütün katılan takımlara da şimdiden ben başarılar diliyorum. Evet. Peki Murat Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz geçtiğimiz sezonu? Siz nasıl buldunuz? Öne çıkan takımlar hangisiydi sizce? Şimdi buradan herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yani bu sene arkadaşlık cümlesi, arkadaşlık ortamı kazandı aslında. Kadro kalitesi o kadar yok belki Beşiktaş'ın ama ya arkadaşlık ortamı, hocanın dokunuşu Beşiktaş şampiyon yaptı. Fenerbahçe çok transfer yaptı ama Fenerbahçe buradan ben dediğim gibi başta Erol Bulut'u almakla çok büyük yanlışlık yaptı yani. Oradan peşinden işte Emre Belezoğlu tabii geldi. Transferlerinin çoğu Emre Belezoğlu yaptırdığı için tabii topçular ister istemez oynayacaklardı. Emre için oynadılar. Emre işte bugün de görüyorsunuz Emre'yle de artık Fenerbahçe anlaşmamış galiba. Anlaşmadı evet. Fenerbahçe'de anlaşmadı. Yani artık Fenerbahçe'nin yakasından bu tür adamlar düşsün yani. Yeter Fenerbahçe'nin ekmeğini yediler. Yani daha güzel insanlar gelsin futbollar. O güzel olsun.
Hocam mikrofonunuzda sanırım bir problem var. Bir kontrol ederseniz. Halil hocama döneyim ben de bu sırada. Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten geçen hafta bende bir problem yok değil mi? Zaten geçen hafta değerlendirmiştik. Süper Lig'i konuşmuştuk. Evet. Ben alt liglere değinmek istiyorum. Geçen hafta Altay Altınordu maçının ben burada hiç kolay geçmeyeceğini söylemiştim. Evet. Altay biraz daha favoriydi ama çok maçta beklediğim maç gibi geçti aslında. Altınordu daha iyiydi maçta. Ahmet İlhan'ın falan kaçırdığı evet kaçtı. Goller vardı. Şeyin çıkmasına sevindim. Kocaeli Spor'a. Evet. Şu anda evet. Şu senin arkadaşın mı Kocaeli'den biri yazmış. 41 Hodri Meydan diye yoksa Kocaeli'den bir izleyicimiz mi? Kocaeli'den bir izleyicimiz. Rastgele değil mi? Evet. Rastgele, evet. Kocaeli Spor'un çıkmasına çok sevindim. Çünkü Kocaeli Spor Bal Ligi'ndeyken bile 25 bin taraftara evet. seyirciye oynuyordu. Evet. Bu beni mutlu etti. Zaten Adana Demirspor'un çıkması taraftarı evet, olan Altay'ın da taraftarı var. İnşallah bir dahaki sezon maçlar seyircili olur. Cumhurbaşkanımızın zaten böyle bir açıklaması var. Seyircili olacak. Evet. Süper Lig'i geçen hafta çok konuşmuştuk. Ben de Murat Hocam gibi Sergen Yalçın ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Belki puan puana iki gol averajıyla şampiyon evet. oldular ama yani sezonun her yerinde Beşiktaş şampiyonluğu hep herkesten daha fazla kesinlikle hak etmişti. Kesinlikle iyi futbol oynadılar. Futbol kadroya evet. rağmen. Evet. Aynen öyle. Galatasaray, Fenerbahçe uzun süre futbol oynamadılar. Ona rağmen yarıştaydılar. Bu da derbilerin kadro kalitesi. Derbilerin de çoğunu kazandılar zaten. Evet evet. Derbilerin bir çoğunu kazandılar. Beşiktaş da zaten üçlü avaraja kalsaydı Beşiktaş yine öndeydi. Evet. Bu da şampiyonluğun en büyük kanıtı belki de. Önemli fark ettiler kanıtı. Ama yani Beşiktaş'ın işi bundan sonra daha zor yani. Orası. Yani Şampiyonlar Ligi var. İşte Türkiye Futbol Ligi var. Daha zor yani bütçeleri herhalde bütçelerde o kadar yok. Transferler vallahi yukarı alalım. Transferler de sıkıntı olacak mı? İstenilen kadroyu kurabilecekler mi Şampiyonlar Ligi'nde inşallah. Evet, Türkiye'de puan kazandırırlar yani. Umarım. Ben bu konuyu sonlandırıp bizim ligimize dönmek istiyorum artık. Bölgesel amatör lig. Evet sevgili izleyiciler. 9 Haziran'da başlıyor yaklaşık bir hafta sonra. Bölgemizin, şehrimizin derbisi çok dev bir maçla başlayacak. 9 Haziran'da Ordu Spor 1967 deplasmanında Ünye 1957 Spor'la oynayacak. Kendi sahasında ağırlayacak Ünye'mizi. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyoruz. İkisi de iyi, ikisi de güçlü kadro kurmuş takımlar. Biz de bu yönde maçı takip edeceğiz. Umarım dostluk çerçevesinde güzel bir maç olacaktır. Ben tabii hocalarımdan maç hakkında değerlendirme almak istiyorum. Murat Hocam siz de ilgileniyorsunuz. Ordu futbolunun çok içindesiniz zaten. Nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl bir maç olur? Sizce ne olabilir? Öngörünüz nedir? Tabii ben Ünye 1957 Spor'un kurucu başkanı olarak bir de kulüp başkanı yapmış bir kişi olarak tabii gönlüm Ünye Spor'un profesyonellikte yer almasını tabii ki istiyor. Tabii bizim bir de ASKF'de yöneticilik tarafımız var. Onun için tabii ben yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum ama iki tane güzide Ordu takımımız. Evet. Bence eğer canlı yayınlanırsa özleyen Ordu spor severlerine çok güzel bir maç izletecekler. Evet. Çünkü ben özellikle Ordu ve Ünye Spor'un transferlerini yapılan yapılanmalarını ve bu ilişkilerini çok iyi biliyorum. Onun için gerçekten Bal Ligi'nin üzerinde bir takım kuruldu. Hem Ordu tarafından hem Ünye tarafından. Onun için burada en az hata yapan biliyorsunuz telafisi olmayan maçlar. Evet. Bunun için sahada daha iyi konsantre olan Murat'ın dediği gibi o ortamı oluşturabilen aile ortamını, kolej havasını, hocasını, yöneticisini ve birlik beraberliği oluşturan takımın bir göstereceği kanaatindeyim. Tabii burada testler de ön plana çıkacak. Yani takımlarda takımlarda şimdi iyi oyuncunuzun amatörlük bu sonuçta. İyi oyuncunuzun Allah göstermesin bir pozitif çıkması, 10 gün karantinaya girmesi ve maçların da biliyorsunuz 3 günde bir oynanması çok etkili olacak. Onun için takımların özellikle yönetimin çok dikkatli olması lazım. Evet. Kulüplere giriş çıkışların sağlanması lazım. Burada yönetimde tecrübeli arkadaşların olması gerekiyor. Bunlar çok önemlidir. Bakın sonra ah dememek lazım. Çünkü hızlandırılmış bir lig olduğu için burada dikkatli olan, hataya en az yapan lige çıkacaktır. Ünye Ordu maçı çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Evet. Burada tabii ilk maçta alınan skor çok önemli. Yani orada evet, alacağınız bir skoru etkileyecektir motivasyon açısından kesinlikle, da. Kesinlikle. Yani burada goller çok önemli. Kaybetseniz bile kesinlikle. Bir farklı kaybetmeniz lazım.
İşte gol atman önemli. Yani bunları hocalarımız ve yönetim tabii ki mutlaka söylüyordur. Hem Ordu tarafından hem Ünye tarafından. Ben Trabzon takımları bizim gruba geldi. Biraz endişem ondan. Evet. Çünkü Trabzon futbolu biliyorsunuz biz Bal'da da Trabzon takımlarıyla mücadele ettik. Kötü takımı olmaz Trabzonların. Orada Trabzon takımlarına puan kaybettiğinizde ya da beraber kaldığınızda sıkıntıya girebilirsiniz. Çok az maçlar oynuyorsunuz. Onun için Trabzon takımlarına karşı şimdi kapalı kutular neler yaptıklarını, nasıl bir takım kurduklarını bilemiyoruz, izlemedik ama onlara puan kaybeden takımların sıkıntı çekeceğini zannediyorum. Muhtemelen belirleyici olacaktır. Tabii, mutlaka. Onun için bunlar biraz ön planda olmalı ama ben Ünye Ordu maçından gerçekten zevkli bir futbol bekliyorum. Sevgili Murat Özkaya, siz ne düşünüyorsunuz? Öngörünüz bizim, nedir? Bizim her zaman öngörümüz Ünye'nin çıkması tabii ki. Bizim evet. Ünye ilgilendirdiği için biz Ünye takımımızın profesyonellikleri hak ettiğini, hatta üst liglerde oynama istediğini biliyorum. İnşallah maçı biz alacağız. Kazana kazana gidip Ünye Spor Profesyonel Lig'e merhaba diyecek. Çünkü güzel bir yönetim, güzel bir futbolcu kadrosu var. İnşallah başaracağız yani. İnşallah. Peki Halil Hocam, siz nasıl değerlendirirsiniz? İşin daha çok teknik taktik kısmında da varsınız. Siz ne düşünüyorsunuz bu mücadele hakkında? Bir defa çok zor bir maç olacak. İkincilik seviyesinde bir maç olacak. Murat Hocam da değindi zaten. Bu normal ligde olsaydı belki telafisi olurdu 26 haftada. Ballı gibi de aksine 30 hafta olacak büyük ihtimal bu arada. 30 hafta, evet. 34 hafta. Bunun telafisi olurdu. Ama bu sefer telafisi yok. 1957 Spor'un Ordu deplasmanında en az puan veya puanlarla dönmesi lazım. Kesinlikle. Yani Allah korusun ters bir skoru hiç düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Ters bir skorda yani gardımız da düşer ki sonra buraya zaten Tonya Doğan geliyor. Tonya Doğan maçımız da zor olacak. O da zor bir maç olacak. Yani artık kolay maç yok. Ben Sebat Gençliğin bu grupta puan alabileceğini düşünmüyorum. Çok belirleyici olacak bizim 9 Haziran'da. 9 gün var zaten. Evet, evet. Çok belirleyici olacak. Kadro genişliği olarak hocam testlere değindi. Kadro genişliği olarak Ünye 1957 sporumuzun kadrosu Ordu 1967'ye göre daha geniş. Her mevkinin alternatifleri falan daha fazla. Mesela Ordu Spor'un bir kanat rotasyonunda alternatifi yok Furkan'la İlker'in. Ama bizim takımımızın gerçekten bir Ömer Ales mesela bu Niksar maçında girdi oyuna, evet. İyi oynadı. Daha sonradan girdi Hakan'la Selim'in alternatifi. Her bölgede birçok alternatifimiz var. Kadro genişliği olarak biz daha öndeyiz. Son bir hazırlık maçı vardı, Niksar maçını zaten izlemiştik. Hocam onu da değerlendirelim isterseniz. Maçı izlediniz bildiğim kadarıyla. Evet, izledim maçı. Ünye Spor 90 dakika boyunca böyle oyunu tam olarak eline alamadı ama Niksar'da bu ligin zaten iyi takımlarından biri. Zaten 3 tane futbolcusu. Geçen sene bizde Ladik Belediyespor'da bizim futbolcumuzdu Niksar'ın. Sahanın en iyisiydi hatta Hüseyin abi. Takım kaptanıydı Niksar'ın. Bir tutukluk vardı o gün takımda. Mesela savunmamız öne çıktığı zaman iki tane pozisyon verdik hemen. İlk yarıda kaçırdı. Kalecimiz Doğan çok müthiş bir top kurtardı. Abu Bakar'ın bir golü vardı Fenerbahçe'ye sezon içinde. Evet. Altay çıkaramamıştı. Doğan ona benzer bir şutu çıkarttı. Selahattin Enes'in şutunu. Çok müthiş çıkarttı. İkinci yarı 60'tan 65'ten sonra Niksar oyundan düşmeye başladı. Zaten o anda Ömer Alis de oyuna girdikten sonra biraz daha iyi oynamaya başladık. Golü de bulduk zaten o anda. Ama dediğim gibi savunmamız öne çıktığı zaman ilk yarıda iki tane pozisyon oldu. İkisi de kalecimizle karşı karşıya kaldılar. Bu bizim için bir dezavantajdı. Evet. Ordu'nun da maçını izledim. Hem Ünye maçını stat'tan izlerken Ordu maçına da telefondan bakıyordum. Daha sonra eve gittim ertesi gün. O maçı da 90 dakika izlemeye çalıştım. Ordu Spor da sürekli arkadan oyun kurmaya çalıştı. Ön tarafta bence onlar da böyle çok üretken olamadılar Atakum'a karşı. Hatta Atakum'un da iki tane net pozisyonu vardı. Atakum da golü bulabilirdi. Hatta 1-0'ken %100'ü kaçırdılar. Ordu Spor'un attığı ilk gol öncesinde bana göre fauldü zaten. Atakum savunması durdu o an. Gol öyle oldu. İkinci gol Furkan şahane bir gol attı. Müthiş bir gol attı. Kenar oyuncusu Ordu Spor'un. Ama Ordu Spor arkadan sürekli oyun kurmaya çalışıyor. Daha temkinli bir oyun izliyorlar. Daha sakin bir oyunla. Biraz daha kolektif gördüm, evet. Ordu 1967'yi ama onlar da yani pozisyon veriyorlar.
Yani Atakum'a karşı çok ciddi net pozisyonlar verdiler. İnşallah bize karşı da verirler. Ya tabii, şimdi hazırlık maçları pek ölçü olmadı ama tabii, yani takımlar işte sakatlanma korkusu. Şöyle son provalar olduğu için. Şimdi Niksar maçında hocam şunu yapmış olabilir. Şimdi önemli bir maç oynayacağı için. Belki o taktiği denemiş olabilir. Yani Ünyespor 1 de çarşamba günü hazırlık maçı oynadığı için biraz yorgun düşmüş de olabilir. Evet, tabii çünkü Atakum'la maç oynadı. Onun da etkisi var. Bilmiyorum, Atakum'da galiba Suni içinde oynadılar. Çok fark ediyor. Atakum'da evet. Suni içinde yani, o da fark ediyordur. Yani futbolcu maç oynamıyor bir yıldan beri. Hazırlık maçlarıyla resmi maç gibi olmuyor hazırlık maçları biliyorsunuz. Bir de bizim şeyde hakem de yoktu. Hakem olmadığı zaman da biraz ciddiyetten uzak oluyor. Yan hakem hiç yoktu mesela. Ben ona da şaşırdım. Yoktu. Yani biraz daha şey oluyor. Ciddiyet olmuyor. Loji tam sarılamıyor. Tek ölçü olamaz. Ama Ünyespor'u ben hocam galiba o taktiği denedi. Bilmiyorum ama hocamın dediğine ben katılıyorum Halil hocamın. Ünyespor'un kadrosu geniş olduğu için Çin devre oyuna aldığı oyuncular etkili. Evet, yani etkili Ünyespor'u oldu. Düşürmedi oyundan. Yorgun olsa da düşürmedi ama Niksar dediği gibi oyundan düştü. Son 20 dakika falan bayağı bir sıkıntı çektiler. Gidemediler kaleye ama ben Niksar'ı da beğendim. Evet. Atletik bir takım. Gerçekten çok can yakarlar. Beğeniyorum. Onları da tebrik etmem lazım. Küçük ilçeler ama böyle mütevazı. Mücadeleleri de veriyorlar. Sevgili Murat Özkaya, siz ne düşünüyorsunuz? Maç hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Ya bakma fırsatı buldunuz mu? Hazırlık maçları hiçbir zaman ölçü olmaz. Yani bir takım oyununda. Hoca belli şeyleri denediği için. Yani inşallah biz Ünyespor olarak gerçek maçlarda gücümüzü gösterip maçları alıp şampiyon olacağız. Yani hedef bu. Buradan da bizi izleyen Antalya'da değerli kardeşim Cengiz Şen'e, Şen Medikal'e de selamlarımızı iletiyoruz burada. Merhabalar, selamlar. Şu an kendisi bizleri izliyor. Yani yorumları falan hep okuruz zaten de. Şimdi her maçın farklı bir hikayesi var. Yani Ordu Spor Atakum maçında oynadığı gibi belki biz önde baskı yapacağız. Yani Atakum baskı yapsa da yine oyunu arkadan kurmaya devam ettiler. İki stoper ceza sahası içinde aldı. Sonuçta Atakumlu santrafor giremiyor ceza sahasına avut kullanırken. Yani böyle oynayacaklar mı bize karşı? İnşallah bize karşı böyle oynarlar. Çünkü bizim hücum hattımız Atakum gibi. Yani Atakum'un takımı çok yetenekli bir takım ama çok genç bir takım. 2002'de olmuş. Tecrübe çok önemli tabii. Evet, çok acemi bir takım ama işte bizim ön tarafta oynayan Selim, Hakan, Emrah gibi futbolcular yani bulduğu zaman böyle maçlarda affetmeyecek futbolcular. Ben Ordu'nun böyle bize karşı oynayacağını açıkçası tahmin etmiyorum. Ya tabii onların hazırlık maçlarını da bizim yönetim izletmiş olması gerekiyor. Evet, hani adam göndermişti. Evet, gönderildi. 10 notlar alınmıştı. Bunlar önemli şeyler. Tabii orada hocalar da izlemeye gelenler olacak diye de bazı şeyleri sahaya göstermiş olabilirler. Ya aldatmacı olabilir. Çünkü yani telafisi yok. Aynen. Ama Ünyespor kadro yapısı olarak gerçekten balın üzerinde. Evet, kesinlikle. Kariyerli oyuncularla kurulu bir ekip. Buradan ben kulüp başkanımızı Mehmet Ali Durak'a gerçekten tebrik ediyorum. Mehmet Ali Durak da Ünye için bir fırsattır. Yani. Ama şu olmasın, ben Mehmet Ali Başkan'la geçen gün sohbette de söyledim. Ya olur ya, çıkamayabiliriz, Allah göstermesin. Bir sıkıntı olabilir ama küsmemek lazım, devam etmek lazım. Ünyespor'a tesis kazandırmak lazım, araç kazandırmak lazım. Ya bunların altyapısını yapılmaz. Önceki yönetimler paraları harcadılar. Biliyorsunuz yine kulüp kapanma durumuna geldi. Biz hep beraber uğraştık, didindik. Yine Ünyespor'u çıkardık ama bundan başka da Ünyespor yok. Artık bazı şeylerin sahiplenilmesi, bazı şeylerin de yapılması gerekiyor. Bu kağıt üzerinde kalmaması lazım. Bunlar çok önemli. Şimdi birçok insan beraber kaldığımızda şu yaptığımızda sallayacaklar. Bunu yapmasınlar. Bunu küstürmesinler. Çünkü genç bir yönetim var. Hepsi bir bu işe sarılmışlar. Görüyoruz. Pırıl pırıl gençler. Onları küstürmemek lazım. Ünyespor için bir şeyler yapmak lazım. Yani bir kalıcı bir şeyler yapmak lazım. Bu takım elinde sonunda çıkacaktır profesyonel lige. Çünkü buraya layık bir takım. Çıktıktan sonra da kalıcı olmak lazım. Bakın Yozgat geçen sene çıktı. Gördünüz bir sene sonra çıktı. Ya böyle çıkacaksak hiç çıkmayalım. Düştüm. Ben bunu söylemek istiyorum. Bu yapıyı kurmak lazım. Altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Ya biz o kadar çok sıkıntı çektik ki Murat çok iyi biliyor. Ya paramız yokken bile biz Ünyespor altyapısını kapatmadık. Aynen. Bütün kategorileri maçlara götürdük. Yani altyapı çok önemli. Bakın Trabzonspor bir sürü genç oyuncu çıktı ve işte Antep çıkarıyor. Ama bunu zorluklar içinde çıkarıyor. Niye? Transfer yasağı var. Evet. İşte böyle çıkmaması lazım futbolcuların. Yani 14 yabancı oynayacağına ve 5 yabancı diyelim de 5 tane de genç oyuncu oynatalım. Ya 2 sene deneyelim bunu Süper Lig'de. Ne kaybedebiliriz? Evet, bence birçok futbolcumuzu, birçok ismi biz milli takımımıza ve Süper Lig'e kazandırabiliriz bu şekilde. Böyle olması gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. Şeyde işte Galatasaray'da topçu şimdi milli takıma seçildi. Kerem.
Kerem. Halil de yani, aynı şekilde oynadı. Yani, üçüncülükte oynuyordu adam Erzincan Spor'da. Şimdi... Ama şans verdi işte. Fatih evet, Terim değerlendirmek yani, gerekiyor. Orada başka yetenekli. Erzincan'da oynuyordu. Erzincan'a evet, geldi. Yanılmıyorsa. Evet, Erzincan'da. Erzincan'da şampiyonluk yaşadı. A milli takıma seçiliyor evet, yani. Yani yetenekli futbolcu sürekli oynar hocam. Yetenekli futbolcunun yaşı olmaz ki. Veya aynen, pasaportu olmaz. Bu çocuk gençse kötü mü oynayacak? Böyle bir şart yok. Fırsat tabii, vermek şunu da lazım, söylemek lazım. Tabii Ünye artık profesyonellikte yer alacağı için var gücüyle mücadele ediyor. Tabii altyapıya da eğilebiliyor. Evet. İnsanlar şampiyonluk bekliyor. Mesela Mehmet Ali Durak'ın başkan olduğu yerde evet, halk şampiyonluk bekler. Evet. Mehmet Ali Durak altyapıya eğilip de 2 senesini, 3 senesini harcamaz, geçiremez. Buna da hemfikiriz. Ama çıktıktan sonra da gerçekten cani gönülden sarılmak lazım. Sistemli bir şekilde altyapıya önemli. Altyapı çünkü tesis kazandı. Dünyada gerçekten çok yetenekli oyuncular tesis var. Tesis şu an yapılıyor değil mi amca bize? Yapılıyor şu an. Yapılıyor. Tesis yapılıyor, nihayet bitti diyebiliriz. Tribün yapılıcı bizlere ya. Yapılıyor. Şimdi bakın kulüplerimizi bugün ben Metin Bey ve diğer kulüpleri de aradım. Dilekçe yazıp şeyi de teslim edecekler. Çınarsuyu da başlayacak. Yani bugün dilekçe yazılıyor. Şey, sadece çevre düzenlemesi için çakıl dökülmesini bekliyormuş, varmış. Sıkıntı yok. Antrenman için en azından verilecek. Evet. O çakıl falan, o resmi maçlar için. Bu arada müthiş olmuş ambiyansı için. Çok içeri, güzel oldu ama ben şey anlayamadım. Ben şimdi Çınarsu'ya gittiğinizi bilmiyorum. Ya dört tarafını kapatmışlar. Ya insanlar gelip nereden nasıl izleyecek, izleyecek maçı? Yani bunu yapan insanlar... Yani biz mesela Bal Ligi'nde maçlarımızı çoğunu orada oynamıştık değil mi? Yani hani şöyle tamam rüzgardan dolayı belki kapatmışlardır ama yan taraf, arka taraf, deniz yani tarafı üç tarafı kapatıp doğru deniz tarafını kapatıp yan tarafı kapatıp ama bir ön taraftan biz zaten orada neyi merak ediyorum biliyor musun abi? Ünye'ye yapılan sahalar niye tribünsüz yapılıyor? Ya Gürgentepe'ye gidiyorum tribünlü, Gölke'ye gidiyorum tribünlü, Mesudiye'ye gidiyorum tribünlü. Burada ne var abi? Cevizdere tribünsüz yapıldı 10 sene. Şimdi burası tribün. Niye tribünsüz yapılıyor? Ben merak ediyorum abi. Vallahi onu da ben de merak ediyorum. At yaşlarının olduğu yerde tribün oluyor ama futbol sahanın olduğu yerde maalesef tribün olmuyor. En son futbolu bırakıp at alacağız ya. Murat'ın oğlu. Hocam ben yine maça dönmek istiyorum. Evet. Sizce kim ağır basıyor hocam? Direkt sorayım ben sorumu. Ben vallahi objektif konuşmak istiyorum. Ben %50-%50 şansları eşit görüyorum. Yani o gün iyi konsantre olan... Tabii ilk maç için yorum yapmak biraz zor oldu. Evet. Çünkü iki takım da gerçekten sistemli ve yani pahalı oyuncularla, etik oyuncularla kurulmuş bir kulüp oldukları için ben Halil Hocam'a da katılıyorum. Yani aynen, bir de ilk maç olması münasebetiyle şanslar 50-50, %50-50. Tabii şunu da diyebilirler, seyirci olmayacağı için de ben sahanın o kadar faktör olacağını evet, zannetmiyorum. Suyun içinde olsaydı belki Ünyespor'u ben şey görebilirdim ama... Çim sahada oynayacak maç. Evet. Çim sahada oynayacağı için 19 Eylül'de oynayacak. Ben iki takımı da şans eşit görüyorum. Evet hocam siz? Ben Ünyespor'u. Siz Ünyespor. %100 mü hocam? 99 mu 100 mü? %75. %75. İnşallah evet, hocam kazanacağız. Biz de o şekilde ümit ediyoruz. Peki Halil hocam, nasıl bir taktikle sahada yer almalı Ünye 1957 Spor? Yavaş yavaş da Cevdet Ünüvar'ı hazırlayalım arkadaşlar. O da bizlerle olacak birazdan. Ya şimdi her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Ama ben Ünyespor'un hocası olsaydım o Ordu 1967 izledikten sonra ben arkada beklemezdim. Önde bir presle. Önde basarak maça yani maçın başından sonuna kadar. Bunu Aykut Kocaman Abdullah Avcı'ya çok iyi yapmıştı hatırlarsınız. Evet. Aykut, yenilmeyen Başakşehir Aykut Kocaman 2 sene 3 sene üst üste yenmişti. Aynen. Arkadan oyun kurdurmamıştı. Ama tabii her hocanın yoğurt yiyişi farklıdır. Aydın hocamın daha farklı şeyler var. 20 dakika yani, yarım saat bir ölçebilir iki takımda. Sonra evet evet dengeli bir olabilir. A planı yani, B planı mutlaka olacak. Ama ben çok heyecanlıyım yani. Şu maçı iple çekiyorum. Çok izlemekte evet, heyecanlıyım. O gün zaten statta olacağız. Evet bu ara maç da canlı verilecek yani. Onu da evet soru gelmiş önce, maçlar canlı sen verilecek. Cevdet Bey bağladıktan sonra yorumları okursun. Evet ya, evet Cevdet Bey hazırlanıyor sanırım şu anda. Peki Murat hocam siz nasıl bir taktik bekliyorsunuz? Hücum futbolu mu bekliyorsunuz? Ya bir önce biraz bekleyeceksin daha sonra saldırı yani ikinci evet, yarı daha saldırgan olabilirsin yani ilk başlarda bir iki takım birbirini tartar. Ya gol yersen ama. Hani Ünyespor'u ben şeyini de iyi gördüm. Ben Ordu Spor'u izlemedim ama kondisyon olarak Ünyespor gerçekten hazır durumda. Çok diriler, önemli. Çok diriler. Evet. Onun için ben Ünyespor'un evet, oyunlarını düşeceğini zannetmiyorum. Topçularımız inanmış. Şey, yani, inanmış. İyi oyuncu. Mikser oyundan düştü biz düşmedik. Yani. Yayında şu anda Cevdet Ünü var bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim bizlere katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Burada stüdyomuzda Murat Ülgen hocamız da bizlerle beraber. Güzel insan, saygılar sunuyorum. Murat hocama sunuyorum, selamlar. Oradaki stüdyodaki tabii kim olduğunu bilmediğim için
Affınıza sığınıyorum. Hepinize iki Murat bir Halil var hocam. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hocam müsaadenizle benim birkaç sorum var. Sizlere sormak istiyorum bu soruları. Hay hay. Tabii önümüzde bir turnuva var. 10 gün sonra önemli bir mücadeleye çıkacak milli takımımız. Biz de stüdyomuzda bunu konuşacağız zaten. Öncelikle size sormak istiyorum. Sizce milli takımımızın Euro 2020'deki şansı nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Şenol Hoca bu şampiyon öncesinde alternatif oyuncuları görmek istedi. Yani kulübeden kimleri sahaya sürebilirim ya da kadroyu eksiltirken 30 kişilik kadrodan 4 kişilik bir eksilme olacak. Bu isimlerin içerisinde hangi isimler kadroda yer almayacak? Son net sahaya süreceği kadroyu kafasına şekillendirmek adına iki özel maçta da bu alternatifli kadroyu sahaya sürdü ve esas kadroyu bir nevi sakladı. Yani İtalya'nın da bizim ilk maçta oynayacağımız ev sahibi İtalya'nın da San Marino'yla oynamasında aynı gerekçeleri konuşabiliriz. Çünkü onlar da bizim bu maçı takip edebileceğimizi ve İtalya ile ilgili son durumu ile ilgili bilgilere sahip olabilmek adına bu maçı gözlemci gönderdiğimizi düşündüğü için onlar da böyle zayıf bir rakiple oynadılar ve bir nevi her iki milli takım da bu son hazırlık döneminde esas kadroyu değil alternatifli kadroyu sahaya sürdü. Bunlar da zaten milli takımımızın Kantar'daki gücünü gösteren şeyler değil. Tamamen bu iki hazırlık maçında skordan ziyade B planı olarak hangi oyuncuları kadroda tutabiliriz, hangilerini kadrodan çıkarabiliriz. Bu anlamda bir beyin jimnastiği yaptığını düşünüyorum. Ve alınan sonuçları da şampiyon öncesinde çok da kale almamak lazım. Evet. Çek amili takımın performansını İtalya karşısında göreceğiz ki genç olmasına rağmen oldukça tecrübeli bir milli takımımız var. Şenol Hoca da artık bu turnuvaların havasını çok iyi bildiği için ta Dünya Kupalarından bu yana Murat Hocam da değerlendirecektir. Yani bu anlamda ben milli takımımızın yani grupta İtalya'nın önüne geçemese de ikinci olacağını düşünüyorum. Umarım zaten en iyi üçüncü de dört takım çıkacak. Biz gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Peki bu gruptan çıkma sürecinde ve devamında sizce hangi futbolcular öne çıkabilir? Tabii çok önemli yıldızlarımız var. Yani tabii ki bütün oyuncularımızı ben çok önemsiyorum. Özellikle yurt dışında ülkemizi kulüp takımlarına temsil eden oyuncularımız var. Yani bu isimlerin içerisinden şu oyuncular yıldız olur, diğerleri çok da ön plana çıkmaz demek doğru değil. Nihayetinde takım oyunu bu. 11 oyuncunun hiç ummadığınız anda kahraman olabileceği bir süreci yaşayacağız. Bunu dünya üçüncüsü olduğumuzda da, Fatih Terim yönetiminde Avrupa üçüncüsü olduğumuzda da çok önemli maçlar var. Yani bir gözümüzün önünde bir Çek Cumhuriyeti maçını düşünürsek sanıyorum 82. dakikaya kadar mağlup götürdük evet. Maçta. Mucizevi bir sonuca imza attık ve hiç ummadığımız isimler Türk futboluna ismini kazıdı. Onun için ben herhangi bir oyuncuyu öne çıkarmak yerine milli takımımızın performansını öne çıkarmak olarak önemsiyorum. Şöyle bir şansımız oldu Şenol Güneş'in gelişiyle. Daha önce milli formalar hep kulüp takımlarından sonra konuşuluyordu. Yani milli maçlar, milli takımda oynayan oyuncular ama bugün neyi konuşuyoruz? Bu kadrodan 4 tane çıkacak ismi konuşuyoruz ve herkes elinde bir kalem. Herkesin kendi kafasına göre şunlar gider, bunlar kalır gibi bir düşünce var. Bu da milli takımımızın geldiği ya da milli duyguların kat ettiği yol anlamında çok önemli. Ben milli takımımızın geneli olarak teraziye koyup tartmanın bireysel yıldızlaştırmadan daha önemli olduğunu düşünüyorum ve komple ben Şenol Güneş'in gelişiyle takım olgusunun artması, yani düşünün
36-37 yaşında Burak Yılmaz, onun bile milli takıma nasıl aşkla geldiğini ve maçlardaki istekli arzulu durumunu görüyoruz ki daha bu Şenol Güneş'in gelmesinden hemen önceki süreçte prim kavgaları, evet, işte uçakta olan kavgalar, bunlar konuşuluyordu ki hiç milli takımda konuşulmaması gereken şeyler. Çünkü milli takıma gelen oyuncular parayı değil milli duyguları öncelik yaparlar. Belki de farklı dedikodular üretildi ve bu çok abartıldı. Tabii başarı geldiği zaman bunlar konuşulmaz. Başarısız olduğunuz zaman işte prim kavgaları, kamp kavgaları, teknik direktöre isyan, ne bileyim işte basın mensuplarıyla takışma, hep bunlar gündeme gelir. Bu sadece Türkiye özgü bir durum da değil. Yani bugün dünyanın herhangi bir milli takımını konuşuyor olsak, başarı varsa her şey örtülür, sadece başarı hikayeleştirilir. Başarısızlık varsa da ya teknik direktör üzerinden ya da oyuncuların magazinel detaylar üzerinden tartışmalar yapılır. Ben Şenol Güneş'in milli takıma bir kere huzur getirdiğini düşünüyorum. Yani onun bilge kişiliğiyle, onun sakin yapısıyla adeta kulüplerinde hırpalanmış oyuncuları alıp restore edip milli maçlarla birlikte tekrar ayağa kaldırdığını görüyoruz. Bunların başında da Burak Yılmaz var. Yani Burak Yılmaz'ın Şenol Güneş'le çalıştıktan sonraki o Trabzonsporlu sürecini şöyle bir gözümüzün önünde canlandırırsak, gittiği her yerde dışlanmıştı. Gittiği her yerde adeta futbolu bırakacak noktaya gelmişti. Ama tekrar ayağa kalktı. Hem milli takımda hem oynadığı kulüp takımlarına müthiş bir ivme kazanan bir Burak Yılmaz gördük ki 35 yaşında da yurt dışına transfer yaptı. Evet. Fransa'ya giderken de alternatif bir oyuncu gibi düşünülüyordu kulübü için. Ama bugün Fransa'da en çok konuşulan isimlerden birisi ve şampiyonun gelişinde de Burak'ın attığı gollerin, attırdığı gollerin, takım içerisindeki liderliğinin tek başına çok önemli olduğunu gördük. Ha, ben bireyselleştirmeyi de sevmiyorum bu anlamda. Yani futbol takım oyunu. Bazen kaleci kurtarır, bazen stoperin attığı golle şampiyonluğa devam edersiniz. Ben bu gruptan çıkmamızı birinci önemli çıta olarak görüyorum. Ondan sonraki çıtaları tekrar yenileriz ve nereye gideceğini görürüz. Ama artık Türklerin yılı diyebiliriz. Çünkü futbolcularımız çok genç yaşta çok önemli kulüplerde oynamaya başladılar. Dışarıdaki oyuncularımızın bu uluslararası tecrübesi saha içerisindeki özgüvenlerini de beraberinde getirecek ve artık hiçbir maçı kaybetmek gibi bir kelimeyle ifade etmeyi doğru bulmam. Yani bugün birkaç tane milli takım var. Türkiye'nin başa baş mücadele edemeyeceği, onların haricindeki bütün takımları yenebilir. Tabii sürpriz sonuçları da olabilir tabii ki. Evet, takımımızın sonuna kadar mücadele edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Biz de en iyi şekilde başarıları almasını umuyoruz. Bir de ben pandemi nedeniyle zor bir lig oynandı, uzun bir lig oynandı. Genel bir değerlendirme alabilir miyim? Düşenler, çıkanlar, çok çekişmeli liglerimiz oldu. Liglerde tescillendi. Siz nasıl buldunuz bu sezonu? Evet, yani hemen hemen bütün liglerde benzer heyecanları gördüm. Nefesi kesen, yani gerek Süper Lig, gerek 1. Lig, gerek 2. Lig yarışına baktığımız zaman adeta nefes nefese at yarışının ifadesiyle foto finişle belirlenen bir yarış oldu. Son ana kadar kimse şampiyonuz diyemedi. Gollerin bile çok önemli olduğu ve geçmiş maçlarda atılan ya da atılamayan gollerin tekrar kantara koyulduğu, sürpriz mağlubiyetlerin koca bir sezona bedel olduğu, işte Sivasspor'un Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenmesi, belki de o maçı kazansa Fenerbahçe Beşiktaş'ın yerine tur atan takım olabilirdi. Evet. Teknik direktörlerin, genç jenerasyonun iki teknik direktörünün kantara çıktığı bir sezon oldu. Yani Sergen Yalçın kendisine verilen bu görevi başarıyla kürsüye taşıdı ve kendisi adına bir apolet koydu ve teknik direktörlük kariyerinde hem de büyük bir takımda şampiyonluk yaşadı. Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut'tan sonra geldiği teknik direktörlük serüveni de çok kısa sürdü ve
takımı yarışın içerisine soktu ama bir Sivasspor mağlubiyetiyle hani bir çuval incir berbat oldu denir ya. Evet. Belki de Emre Belezoğlu için kariyerinin en acı sonucuydu. Yani o ana kadar getirdiği bir performans vardı. Takımın futbolu iyi değildi ama kimse sizin geçmiş dönemlerdeki iyi oynadığınız çok gollü maçlarınızı falan konuşmaz. Yani kürsüye bakar. Bugün Sergen Yalçın'ı hikayeleştiren, başarılarını konuşturan şey nedir? Şampiyonu gapuleti. Emre Belözoğlu da bu anlamda şampiyonluğu kaybettiren bir teknik adam olarak kayıtlara geçti. Belki de çok az süren teknik direktörlüğü ki bugün Ali Koç'un açıklamasıyla nihayetlendi. Bundan sonraki süreç onun için yeni kariyer planlaması, yeni takımlar olabilir ya da farklı görevler olabilir. Ama Emre Belözoğlu bu yaşadığı dramatik durumla teknik direktörlüğe hızlı girdi ama çabuk da nihayetlendirdi. Tabii Fatih Terim'in tartışıldığı bir sezon oldu. Fatih Terim takımı yarışın içerisine soktu. Son ana kadar da bu mücadeleyi verdi. Ama Fatih Terim'in rakipleri kadar içeride de yönetimsel rakipleri vardı. Yani adeta teknik direktörün ayağına çelme takan bir yönetimle çalıştı. Sürekli gürültü, sürekli huzursuz bir ortam ve buna rağmen kulaklarını tıkayan sadece saha içerisinde takımını yöneten bir teknik adam görüntüsü oluştu. Tabii bu tür güçlü teknik direktörleri bizim ülkemiz maalesef taşıyamıyor. Yani yönetimler çok fazla ön plana çıkıyor. Bugün Bayern Münih'te 20 yıldır başkanlık yapan Karl-Heinz Rummenigge yerini başka bir futbolcuya bıraktı. Ama hiç kimse bunu dünyada haber niteliği de çok abartmadı. Yani Rummenigge ki dünyada döneminin en önemli oyuncularından birisiydi. Yani bir futbolcu diğer bir futbolcuya başkanlığını devretti. Yani orada ne kadar profesyonel yönetildiğini görmek açısından söylüyorum. Bayern Münih ki bugün dünya ölçeğinde ekonomik olarak Real Madrid'in Barcelona'nın önüne çıkmış bir takımı konuşuyoruz. Buradaki başkan değişimleri bile profesyonelce yapılırken bizde maalesef başkanlar çok ön plana çıkıyorlar. Hemen her şeyde gözükmek istiyorlar. Bu tür bir şeye gerek yok. Artık siz lidersiniz zaten. Bir numarasınız. Yani bunu bir de medyatik anlamda ön plana çıkarmaya gerek yok. Başarı olduğu zaman işte Beşiktaş'ın başkanı. Yani Sergen Yalçın'ı istemezken Sergen Yalçın'ın başarısıyla kürsüye çıktı ve ismi konuşuldu. Ki sezon başında hepimiz biliyoruz Cilerme transferinde 1 milyon dolarlık bir oyuncu almadı. Yani ücretini 1 milyon dolara kadar düşürmüştü Cilerme. Sonra Trabzonspor'a gitti biliyorsunuz. Yani orada 1 milyon dolarlık bile bir bütçeyle oyuncu transfer edemeyen Beşiktaş bugün şampiyon oldu. Yani daha önce yedek olarak düşünülen oyuncuları yıldız yapan bir teknik adam profili gördük ve bunun neticesinde de ne oldu? Beşiktaş Başkanı da kürsüye çıktı. Şimdi Beşiktaş Başkanı'nın konuşma yeri nedir? Başarıdır. Fenerbahçe Başkanı'nın, Galatasaray Başkanı'nın konuşma yeri kürsülerdir. Yani çok mikrofona konuşmak, çok ekranlara çıkmak bunlar büyük takımların çok yapması gereken bir yönetim tarzı değil ama Galatasaray'da Fatih Terim'in başarısızlığında yani ben başarısızlık olarak da görmüyorum. Puan ve gol avarajıyla şampiyonluğu kaçırmışsınız. Olabilir. Her zaman şampiyon olacağınız diye bir kural yok. Ama Fatih Terim'i saha içerisinde rakipleri kadar saha dışarısında Mustafa Cengiz ve yönetiminden cızırtılı açıklamalar ve sürekli teknik direktörün motivasyonunu bozan, takım içerisindeki oyunculara hakaretler eden, onların saha dışındaki yaşantılarını çok afişe edip tarafların önüne atan bir yönetim tarzıyla ki zaten kongre kararları da şimdi netleşti. Mustafa Cengiz yönetiminin artık çok az bir yönetimsel anlamda ömrü kaldı ve bunun neticesinde görevi bırakacak. Ama görevi bırakırken de maalesef hoşçada bırakarak değil de gürültülü patırtılı ve gidecek bir yönetim olarak hala hoca arayışlar var. Teknik direktörün tamam akit olarak sözleşmesi bitti. Ama şunu yapması gerekir. Yani yeni gelen yönetime bu tercihi
yapma hakkını bırakması lazım. Ama şu an ortada işte Okan Buruk geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Bunlar doğru şeyler değil. Yani Beşiktaş krizi en iyi yöneten takım olarak şampiyonluğu yakaladı. Ama kötü yönetenler işte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor yarışın gerisinde evet. kaldı. Ve ben Beşiktaş'ta yeri gelmişken sizin vasfınızı tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Murat hocamız bir şey söyleyecek sanırım size. Hay hay. Hay hay. Tabii Cevdet Ünlüvar'ın bende yeri çok farklı. Kendisine de zaten güzel insan diye hitap ederim. Kendisi her zaman Ünye'mizin ve Ünye spor kulübümüzün yanında olmuştur. Kamplarına gelip destek vermiştir, moral vermiştir. Maçlarına gelip taraftar olmuştur. Beraber maç izlemiştir ve Ünye'mizin de her zaman reklamı için, tanıtımı için de vesile olmuştur. Ben kendisine bizi kırmadığı için çok teşekkür ediyorum. Cevdet Hocam size saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hocam ben de size teşekkür ediyorum. Tabii siz ev sahipliği yapmasanız, sizin davetleriniz olmasa biz ne Ünye'nin güzelliği ne de Ünye Spor'un oradaki durumunu görme şansımız olurdu. Ben de sizin varsanızda tüm Ünyelilere, tüm oradaki dostlara ve sizlere teşekkür ediyorum. Yani çok içten ve misafirperver davrandınız. Davet yaptığınız için de o gün de, şimdi de teşekkür etmek istiyorum. Ünye çok güzel bir yer. Aslında keşfini bekleyen bir yer. Herkes biliyor belki, Karadeniz'deki herkes biliyor ama Anadolu'nun ücra noktalarının da Ünye'yi tanıması lazım. Ünye muhteşem bir ekolojik yapıya sahip, güzelliklere sahip, sahile sahip ve sporu da çok seviyor. Spor kimliğiyle öne çıkan bir şehir olması çok uzak değil. Dilerim Ünye Spor, tabii önünde 1957'si var falan ama ben gönlümdeki ismi söylüyorum. Benim için Ünye Spor'dur. İnşallah zaman ilerlediği zaman da tekrar Ünye Spor olacak. Ve ben Ünye Spor'un geçmişte olduğu gibi o zaman ikinci ligdi ama ben artık Ünye Spor'un yerinin de bir dönem Akhisar yaptığı gibi Süper Lig olmasını diliyorum. Orada o potansiyel var. Dilerim Ünye Spor'u ilerleyen süreçte Süper Lig'de görürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum Cevdet İyi akşamlar, Bey. İyi yayınlar diliyorum size. İyi akşamlar. Hemen diğer bağlantımızı da ayarlayalım. O ara ben de yorumlara bakayım. İmdat Musa Yıldırır yayınımıza katılmış. Murat Ülgen, sevgili Murat Ülgen size hayırlı akşamlar diliyor. Yarı finalde görüşmek üzere başarılar demiş. Ayrıca halı sahayı ayarladınız mı diye sormuş burada kendisi. Ya, İmdat Hocam için de biz pazartesi ve perşembe günleri abonemizi yaptırdık. Kendisine de ben Samsun bölgesinde üstün başarılar diliyorum. Gerçekten çok mücadele ediyor. Evet. İnşallah güzel sonuçlar alır. Biz de onu takip edeceğiz. İnşallah. Evet, onun haricinde İbrahim Ateş iyi yayınlar dilemiş bizlere. Ali Osman Osma iyi yayınlar diliyor. Hüseyin Çayır bizlerle beraber. Hasan Balcı Ünye Spor'umuza başarılar dilemiş. 3-1 kazanırız demiş. Halilcan iyi akşamlar diliyor. Halis Keskin şampiyon Ünye Gençler Birliği demiş. Hocam sizin de bir geçmişiniz var Ünye Gençler Birliği ile. Biz şampiyon yaptık zaten. Evet, orada şampiyonluk yaşadınız. Niyazi Koca 41 Hodri Meydan Kocaeli Körfez demiş. Kocaeli Spor'a da buradan tekrardan tebrik ediyoruz. Yılmaz Gümüş İzmir'deki Ordululardan sevgililer demiş, merhaba diyoruz. Ömer Bülbül kolay gelsin demiş, kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, bu şekilde yorumlarımız var. Dediğimiz gibi milli takımı konuşacağız. Şimdi birazdan Güvenç Kurtar da bizlerle beraber olacak kendisi. Siz maçları izlediniz mi? Nasıl buldunuz? İki tane hazırlık maçı oynadık Halil Hocam. Vallahi iki tane maçta da alternatif kadrolarla çıktık. İki maçta da zaten Cevdet Hoca da ona değindi. Direkt ilk 11'imizi oynamadık. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik hiç oynamadı. Hiç Ozan Tufan 10 dakika. Oldu. Hakan, Kenan Karaman 15 dakika oynadı. Şenol Güneş'in prensi. Umut Meraş sanırım. Oynamadı. Cevdet Bey söyledi ya. Aynen. İzlemeye gelindiği için evet. Takımı sakladığını söyledi. Bence doğru bir... Yani. Ya şimdi takımda bir de 4 kişi çıkartacaklar için. Bu 4 kişi de bence kim olur? Bence Abdülkadir Ömür olacak biri. Ben dün akşamki açıklamalardan öyle anladım Şenol Güneş. Evet. Çıkartırım. Abdülkadir, Efecan, Mahmut, Gökhan. Bir de kaleci çıkar bence hocam. Neyse. Halil Akbunar çıktı. Bir. Çıktı.
Aa, Saka. O sakatlandı, evet. Doğru o. Enes. Yani Enes, ben Şenol Güneş'in bazı futbolculara bakış açısı sanki farklı. Ama çok şans aldı o da. Yani işte, işte bir şey yok. Aldı, yok. Şenol Güneş. Mesela Halil'le Kerem, evet, daha önünde Enes'in. Ama bir tane pivot santrafor dursun mu istiyor, ama Halil de pivot oynuyor bence. Ama Enes'i devamlı kullanıyor ama. Enes'i evet, kullanıyor da işte yani. Enes kullanıyor ama geri cevap vermiyor Enes. Tedaviye cevap vermiyor. Aynen. Kerem'i de o yüzden oynatmadı yani hocam. Gizledi bence yani, İtalyanlar görmesin şimdi diye. Şimdi ben Halil'i kafamda canlandırıyorum. Halil sırtı dönük oynuyor. Çok pivot iyi futbolcu hocam. Yani. Yani. Halil Dervişoğlu oynuyor. Hmm. Yani Enes, ama yine de hoca Enes'i kadroda tutabilir diye mesela düşünüyorum ben. Yıldız kim olacak derseniz bence Yusuf Yazıcı olacak. Ben de Yusuf Yazıcı'nın olacağını düşünüyorum. Yusuf'un, Uğurcan'ın, Burak Yılmaz. Tabii Burak Yılmaz'ın. İyi bir sezon geçirdiler. Onların bu arada ben dünkü gibi konuşmada İrfan Can'ı da yollayabilir. Bak Abdülkadir'i hiç kimseye sallamadı. Abdülkadir'le İrfan Can'ın dedi fiziksel olarak memnun değilim dedi. O sakatlıktan sonra beklenen seviyeye gelmediler dedi. Ama Abdülkadir'i tutar gibi geliyor. Zor. Ya orada alternatifleri de göz önüne alacak. Tabii. Mutlaka. Şimdi Halil Akpınar'ın gitmesi Rıdvan'ı kurtardı. Belki Rıdvan gidebilir. Yani Halil Akpınar orada da kullanabilirdi. Çünkü evet, Rıdvan iki maçta da sırıttı Rıdvan. Hmm. Evet. Ama mesela bu tür topçular çok çabuk milli takıma çıktılar ya. Yani bir sezon göstermiş oldu performansla. Yani eskiden mesela eski milli takımlarda kulüplerde oynuyor oynuyor giriyordu birinde. Şimdi bir senede hemen adam milli takıma çıkıyor mesela. Adam Erzincan'dan geldi bir senede. E şöyle şimdi Murat abi. İstanbul takımında oynayınca çıkıyorsun. Pekala Kerem Trabzonspor'da olsaydı veya Gaziantep'te olsaydı. Ya ne Kerem'i ya? Bu ülkede Fatih Tekke alınmadı. Fatih Tekke 40 Gökdeniz tane gol atar. Karadeniz. Yani şimdi burada beni konuşturma, sonra Trabzonspor'lusun diyorlar. Konuşacağım ya, olsun. Konuşacağım. Güvenç Kurtar'a bu arada ulaşamıyoruz. Güvenç Kurtar'a ulaşamıyormuşuz şimdi şu anda. Beyinsport ya. Girin YouTube'a veya Beyinsport'un sayfasına girin. 2001'den 2020'ye kadar her sezonun gol krallarının tüm gollerini veriyor. İki kişiyi vermemiş. Fatih Tekke ile Sörlot. Trabzon bu ülkenin üvey evladı. Biz sonra konuşunca konuştu oluyor. Yani şimdi Berat Özdemir niye milli takımda yok? Evet. Neymiş? Yok. Şenol Hoca diyor ki işte iki maç ceza aldı, üç maç. Dorukhan hiç oynamadı bu sezon. Evet, hiç oynamadı. Neyse. Dorukhan'ı yani inşallah şu an talebesi olduğu için herhalde aynen çağırdı. Şu an hep birlik olacağız. Allah'ın bir daha izniyle ulaşmaya çalışacağız. Numarada da yanlışlık olabilir. Şu anda düzelttim ben arkadaşlar. İletişime geçiyorum. O ilk bana atılan ilk numara doğru mu hocam? Tabii 538 numara. O doğru olan mı? Ha, o zaman aramayalım. Şu anda Güvenç Kurtar'a ulaşamıyoruz. Meşgul kendisi. Meşgul ama. Evet, meşgul olduğu için ulaşamıyoruz. Ben direkt yine Azerbaycan maçlarını değerlendirmesine. Aspor'a da bağlanmış olabilir. Eğer olabilir. Çünkü sürekli bağlanıyor. Evet. Yani neye geçiyoruz? Yine Azerbaycan hocam. İki maçı da izledik. Yani ben iki maçta da dedim alternatif kadroydu zaten. Şenol Hoca başka şeyleri denedi. Yani taktik çok da denedi. Ölçü almıyorum o maçları ama zaten Güney maçında da çoğu zaman top bizdeydi. Evet, İlk yarıyı izledim. Yedek kadro olmasına rağmen. İkinci yarıya da kısmen baktım. Azerbaycan maçında da yine oyunun genel üstünlüğü ben topu bizdeydi. Vermemizi absürt bulmuyorum hocam. Çünkü genel olarak oyun yapımız da bu şekilde ve büyük ihtimalle turnuvada da böyle oynayacağız. Ya şimdi Gine'ye topu veremezsin. Azerbaycan Türkiye'nin topu vermesi olmaz. Ama zaten biz bir Norveç deplasmanına iç sahada Hollanda ile oynarken topu Şenol Hoca verdi rakibe. Biz evet. Norveç kalesine 3 defa gittik. Otogol. Üçünde de golü bulduk. Aynen yani. Öyle. Milli hocam 11 defa gittik 9'u gol oldu zaten son elemelerde. Böyle bir şey. Letonya'yı saymaz. Letonya maçı. Letonya maçı büyük yani, şanssızlık. Letonya büyük şanssızlık. Yani Şenol Hoca'nın eliyle verdiği bir maç. Yani Yusuf Caner Erkin değişikliğine ben hiç anlam veremem. Yusuf'la Hakan'ı aynı anda çıkarıyorsan ben geri çekiliyorum. Benim üstüme gelin diyorsun. Yani Şenol bindiğin. Hoca'nın bazen Trabzonspor dönemlerinde de yaptığı en büyük hatalardan biri o. Maalesef aynen devam ediyor. Yani. Evet. Peki kimler takımdan ayrılır? Bu gece açıklanacaktı ama şu an henüz bir açıklama yok hocam. Tek tek fikirlerinizi almak istiyorum. 4 kişi çıkarılacak. Halil Akbunar dedik sakatlığı bir nedeniyle Halil yok. 2 kalecilerden Gökhan Akkan diyor. Bence de Gökhan'ı. Gökhan Akkan. Ben Mahmut 3. 4. de hocam Efecan. O zaman Efecan kalabilir ama Halil yoksa şimdi kanat rotasyonu için. İşte ben Abdülkadir'i takımda tutarım. Yani. Evet, ben de aynı isimleri düşünüyorum. Aynen. Değil mi hocam? Ben de aynı isimleri Mahmut, Efe, kaleci Gökhan Akkan, bir de Halil Akbunar gitti zaten. Aynen. Aynı isimleri düşünüyorum. Evet. Aynen. Yüce Kostadinov abimiz öyle düşünüyor.
Belki siz... Mahmut'u tutarsa da İrfan Can'ı çıkarır diye düşünüyorum. Mahmut'u tutmaz. Mahmut'u tutarsam da ben Dorukhan'ı tutmam. Dorukhan, bence dün en kötüsü Dorukhan'dı hocam. Ayakta duramıyor ya. Bir maçı şey yapmadım. Yani Dorukhan tutuyor ama hocam. Evet, Beşiktaş'ta oynamadığı halde bile evet. Milli takıma çağırıyor. Hoca tutuyor işte, Beşiktaş tutmadı bir türlü. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela Beşiktaş oynamadığı halde milli takıma çağırıyor. Bir maçta diyelim ki mağlubuz. Örneğin bir Norveç maçı. İşte İsviçre, Galler. İsviçre, Galler veya gruptan çıktık bir oynuyoruz işte Norveç'le, Rusya'yla veya bir İtalya maçı. O anda biraz da kilidi aşağı kadar lazım, dar alanda. Kim? Evet. Abdülkadir Ömür. İrfan Can Kahveci. Bak İrfan Can'ı ben inanılmaz tabii beğeniyorum. İrfan Kerem de orada önemli olur. Yani biraz da böyle bireysel yetenekli oyuncular lazım olacak. Ve hocam ben genç oyuncuları çıkaracağını düşünmüyorum. Ben dün akşamki açıklamadan İrfan'la Abdülkadir Ömür gitti belki demiştim. Ama uyarı. Şu Halil Akbunar sakatlanınca doğru kadrodan çıkarıldı. Haberi bir kaleci kesin çıkacak doğru bir de zaten. Oradan. Ya hem hoca içinde hem de futbolcu içinde çok zor bir evet durum. Yani bir an önce açıklanıp hem Şenol Hoca'nın rahatlaması lazım hem evet de oradaki futbolcularımızın evet rahatlaması lazım. Bir de şöyle, pardon özür dilerim Murat abi, tamamla. Tamam ben söyledim. Bir de kalecinin maç oynaması lazım. Mesela bu adamın birinci kalecisi kim olacak bu turnuvada? Uğurcan Çakır. Uğurcan. Uğurcan iki maçta da sıfır dakika süre almış. Moldova maçında oynatır herhalde hocam. Ya abi oynat. Dört maçın dördünü de oynat. Yani bu şaka değil ki. Biz şeye gitmiyoruz ki. Kum turnuvasına gitmiyoruz. Bu arada kum turnuvasında konuşalım mutlaka. Aşıyla mı oynatacaksın? Aşıyla mı? Aşı olanlar gelecek. Evet. Tabii. Şenol Hoca'nın da doğum günüymüş. Buradan kutlayalım Şenol Hoca'mızı. Ellerinden öpüyorum kendisinin. Ve milli takımı sonlandırıp Veteranlar Ligi'ne geçmek istiyorum. Evet. Sevgili Murat Ülgen. Veteranlar Ligi oynandı. Siz de bu takımla beraberdiniz. Bize biraz anlatabilir misiniz? Neler oldu Antalya'da? Şimdi tabii Veteranlar Ligi bu yıl oynanamadı. Evet. Yalnız Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kulüplerimiz futbolu özledi. Otellerin de faaliyet vermesiyle beraber de biz de federasyon olarak Kenan Gürsü Başkanlığı'nda Türkiye Şampiyonası'nı düzenlemeye karar verdik. Ve orada 30 tane takım şampiyonaya katıldı. Biz de tabii ünye veteranlar olarak zor imkanlara rağmen yine arkadaş çevremizle, kendi imkanlarımızla gittik. Orada bir takım yapıp ünyemizi, ordumuzu en güzel şekilde temsil ettiğimizin kanaatindeyim. Çünkü ünyenin centilmenliğine, Cedat Ünüvar sevgili Cedat Bey'in de söylediği gibi ünyenin biz orada centilmenliğini, misafirperverliğini orada da gösterdik ve federasyon da bizi bir kupayla evet taçlandırdı, layık gördü. Biz mütevazi kadromuzla çeyrek final oynama başarısı elde ettik. Diğer kupaya kalsaydık dörtlü kupada belki finale çıkabilirdik. Ama tabii biz ünye veteranlar takımımızı oraya götüremedik. Biz işte Sinop'tan, Terme'den, Ordu'dan ve burada hiç lisanslı olmayan arkadaşlarımızı da içimize katarak evet orada sadece spor yapmak amaçlı, çevremizi genişletmek amaçlı, orada değişik insanlarla tanışmak, evet, bir aktivite birleşmek olmuş oldu. Ya sırf bunu amaçlayarak güzel de bir yapılanma oldu. Hani şimdi buna ben vesile oldum. Arkadaşlarımızın birçoğu da memnun kaldı. Evet. Orada 7 gece 8 gün çok muhteşem günler, dakikalar geçirdik. Anılar yaşadık. Orada güldük, eğlendik. Gerçi arkadaşlarımız benden daha fazla güldüler çünkü ben hep çalıştım. Sevgili Murat Özkaya Murat Hoca çok nerede? Gülmüş. Murat Hoca nerede? Murat Başkan nerede falan ama ben hani şey, kura çekimi işte televizyonlarda orada ligi televizyon falan geldi. Evet. Orada bir toplantılarda falandım ben. Ben bir gün arkadaşların yanında kalabildim. Evet. Ama arkadaşlarımız iyi eğlendiler. Güzel bir şampiyon oldu kanaatindeyim. Eksiklikler vardı. Otel biraz sıkıntılıydı ama federasyon olarak da zaten otelden evraklar alınıp, malzemeler alınıp Emirhan Otel'e, başka bir otele gitti. Orada milli takımlarımızın kamp yaptığı bir otel. Evet. Seneye oraya düşünülüyor ve anlaşıldı zaten. Seneye nasıl olacak peki? Şimdi şöyle, bütün gruplardaki, bölgelerdeki müsabakalar oynanıyor. Ve oranın birincileri ve ikincileri Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanıyor. Tabii gidemeyen takımlar olursa da oradan başka bir takım, üçüncü takımı falan davet ediyorlar ve daha elit, daha güzel bir turnuva oluyor. Çünkü hazır bir şekilde gidiyorsunuz. Biz 1,5 yıldan beri top oynamadan gittik oraya. Ama yine de iyi maçlar çıkardık. Evet. Yaşımız gelmesine rağmen ama. Turnuvanın en renkli takımı bizdik yani. Biz hep yani ünye ismini duyurduk orada. Kesinlikle. Maçlar hep 1-0 öne çıkıyoruz ama tabii kondisyon düştüğü zaman geriye bitiyor, düşebiliyoruz ama evet, ben beğendim. Çok güzel bir şey oldu. İnşallah seneye
iyi bir takımla gidip yayında mı Güvenç hocam? Güvenç hocamı sanırım bağladık yayına. Güvenç hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz bizlere katıldığınız için, davetimizi reddetmediğiniz için teşekkürler. Yani ederim. Ben yanımızda da Murat Ülgen var. Sevgili Murat Ülgen de bizlerle beraber. Hocam saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Bir mukabele selamlar gönderiyorum İstanbul'dan. Hocam ben öncelikle bu sıcak gündemimizle ilgili soru sormak istiyorum. Milli takımımızla ilgili tabii ki hepimiz izledik Azerbaycan ve Gine maçlarını. Siz teknik, taktik anlamda nasıl buldunuz takımımızı, nasıl gördünüz? Ya şimdi bir Şenol Hoca tam bir takım çıkmadı. Ya hep değişik şeyleri oynattı. Bütün futbolcuları oynattı hemen hemen. Oynamayı Kerem mi oynamadı acaba, yoksa ilk maçta oynadım ve sınavım vardı. İlk maçı da fazla şey yapamadım, bakamadım. Şu anda ben Hukuk Fakültesi 3. sınıftayım. Bugün de sınavım vardı. Sınavlarım var. Vizeler, sınavlar başladı. Ona pek bakamadım. Ama genelde yine maçını da seyrettim ve değişik kadrolar çıkarttı. Yani tam bir takım çıkmadı. Şimdi benim anladığım kadarıyla Cengiz Ünder'i biraz hazırlamak istiyor. Sakatlıktan çıktı. Cengiz Ünder çok iyi bir forvet. Yani o oynarsa bizim takımın hücum gücü fazlalaşır. Zaten Burak oynayacak. Cengiz de Burak. O sol tarafta kim oynatır onu şu anda bilmiyorum ama arkada zaten Meri ile şey oynayacak. Çağlar oynayacak. Sağda Zeki oynayacak. Solda da Umut oynayacak. Orta sahada şimdi işte göbekte kimleri oynatır onu bilmiyorum. Ozan kesin oynar. Okay oynatır mı bilmiyorum. Ben olsam oynatmam. Kusura bakmasın. Fransa maçında Okay'ı oynattı. 3-4-0 oluyordu. Mert'e dua etsin. Ama Şenol onu çok tutuyor. Hayret ediyorum. O konuda ondan ayrılıyorum. Yani Okay'ı. Hayret ediyorum yani. Nasıl oynatıyor bilmiyorum. Orada bir sürü adam var. Mahmut var. Beşiktaş'tan şey var. Dorukhan. Taylan var. Galatasaray'dan. Beşiktaş'tan Dorukhan var. Taylan var. Ne bileyim ben orada onlardan birini kullanırım diye düşünüyorum. Ondan sol tarafta Hakan Çalhanoğlu'nu oynatabilir. Bence Hakan'ı kesin oynatır. Hakan, Burak, Cengiz Ünder yapar. Cengiz de şeyse, iyiyse veya orada Abdülkadir Ömür işte tempo olarak hangisi daha hazırsa yani onu oynatır. Güvenç hocam şimdi, bir şey sorabilir miyim? Şampiyon bir takım var orada biliyorsunuz Fransa'da. Yusuf Yazıcı, Zeki, Burak. Bana göre onun için de oynatması lazım. Yani evet, o Fransa şampiyonu takımdan üç futbolcu. Yani Yusuf'u da kesemez diye düşünüyorum yani. Hakan Çalhanoğlu yani bilmiyorum. Taylan veya Dorukhan, Ozan önlerinde Yusuf. Siz hocam 6 numarada defansör önünde daha dinamik bir futbolcu tercih ediyorsunuz sanırım. Taylan gibi, evet. Dorukhan gibi. Evet. Ben şöyle diyorum, Şenol'a da söylerim. Yani Şenol'un şansı o maçların hazırlık maçı, aman bu Avrupa Şampiyonası'na giderken sakat da oynamadı Okay. Evet. Baksın abi, geride dönüp bakmıyor. Ben hayret ediyorum Şenol'a. Vallahi bu konuda hayret ediyorum yani. Bu arada yani, hocam oynamadı, onun şansı, Şenol'un şansıydı o. Halil hocamın da bir sorusu var sizlere. Halil hocam sorunuzu. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam 10 tane mevkiyi saydınız. Kale için ne düşünüyorsunuz hocam? Ya kale için de şimdi Mert gene çok iyiydi bu maçta. Mert buraya kadar bizi getirdi. Ben olsam onu oynatırım ama şu anda medya Urcan'ın üzerine duruyor. Medya çok onu ön tarafa çıkarttı. Ben Mert'i oynatırım yani. O da çok iyi bir kaleci ama buraya kadar getiren adamla giderim, yola devam ederim. Yani hem tecrübeli hem en son maçta da yine maçında da müthiş oynadı yani. Evet hocam, çok ciddi kurtarışları var o maçta da. Peki evet, yani ya ama işte bilemiyorum yani Şenol biraz Trabzon tarafı ağır da basabilir. Hocam o tarafa ağır bassaydı Berat'ı da kadroda görürdük. Aynen. Ya oydu hemen ona Berat'ı kadro. Berat'a kadar daha 100 kişi var. Ben Berat'ı da çok beğeniyorum da. Mesela Gökdeniz var. Şeyden. Evet, kesinlikle. O da Trabzonlu hocam, o yüzden. Antalya Spor'da Gökdeniz var. Evet. Müthiş sezon. Yani mesela onu şu anda Avrupa'da, Almanya'da falan transfer listesinde o. Tempolu çok, onu nasıl almadı hayret ediyorum ben de. Yani oluyor işte bir de demek ki. Bir şeyler yapıyor. Hocam 4 tane futbolcu çıkarılacak kadrodan. Bu gece bekleniyordu ama henüz bir açıklama gelmedi. Siz olsanız kimi çıkarırsınız bu kadrodan? 26 kişilik kadroya kimi almazsınız?
Ya kimseyi çıkartmam, devam ederim, ağası gitsin, o şey olsun, oralarda gezsinler otel. Doğru hocam. Niye çıkartayım? İlla şart mı soyunması? Kampa getirsin, niye çıkartayım? Aynen. Bak adamları, şimdi kimi çıkarsan orada yazık yani. Hepsi çok da değerli futbolcular yani. Evet, çok önemli bir heyecan tabii. Oraya kadar geliyorlar, sonra ya çıkarılacak mı? Ya gelmişiz şimdi buradan, hadi güle güle, olmaz. Al getir kardeşim, tribüne çıksın. Aynen. Ve de şu da var ya, tabii kaç kişi, 26 kişi bildiriliyor herhalde. Evet. Ama sonradan ya şimdi pandemi var onları çoğaltabilirler. Biz 2008 Avrupa Şampiyonası'nda stoper kalmamıştı. 13 kişiyle çıktık son Almanya maçına hocam. Yani hiç stoper kalmamıştı ya. Şimdi burada Allah'tan 3-4 tane stoperimiz var. Ben olsam Serdar Aziz'i de alırdım. Tam olurdu yani. Şimdi 2 tane banko var. Ozan var. Ondan sonra Kaan oynayabiliyor orada. Berin oynayabiliyor. Gene 5-6 tane var yani. Hocam ama geçiş. Serdar Aziz demişken hocam, ben A Spor'da da sizi dinlerken birkaç defa rastlamıştım. Sizin galiba Serdar Aziz'le bir anınız var değil mi? Bir maç ön libero oynattınız sanırım. Evet. Ya o genç takımdaydı. Biz aldım onu, lider Trabzonspor gelmişti. Ön libero oynattım. Bir çocuk daha vardı. Onu da orta stoper ikisini. Ya Yattara, Umut Bulut, Gökhan Ünal, Hüseyin Kolman, Selçuk, öyle ya. Bir kadroyu yendim 2-1. Lider kadroyu yendim ben. Yani, şampiyonluk denetti ama hocam. O şeyden değil abi. Ya kimse şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim medya çok enteresan, tamam. Bir kişiye taktı mı takıyor. Yok işte saatli bomba bilmem. Marco yılın karmasına seçiyorsun. Marco tam saatli bomba. Evet. Yani tam fiyasko. Kaç tane maçı verdi ya? Kaç tane? Marco'yu tutuyorsun. Serdar Aziz'i tutuyorsun. Serdar Aziz'in bir de kritik golleri de var. 4-5 tane hatırladığım kadarıyla. Evet. Ya şey dediğim ben. Benim için hep bitmiş şeyler bir futbolcular bir ama ben olsam alırım yani onu. Aha, ama Merit'ten iyi mi? Şeyden iyi mi? Değil. Ne o Çağdaş'tan, Çağlar'dan. Ama Ozan'dan iyi, bana göre iyi Ozan'dan. Bana göre iyi. Dün Ozan'ı ben de hiç beğenmedim hocam. Çok kritik hatalar yaptı. Ya şey Liverpool'da oynuyor, ben vallahi, ama tabii Türk olarak gurur duyuyorum ama Liverpool'da nasıl oynuyor ayrı tutuyorum yani. Almadılar hocam zaten bonservisini. Çok da genç hocam ama ya ileride yine belli olmaz yani formunu sürdürürse, evet. Daha iyi bir form yakalarsa. Ya inşallah daha iyi olur ya, meziyetleri var yalnız. Evet hocam, evet. Özgüven sağladığında mutlaka daha iyi olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Ben bir soru daha sormak istiyorum hocam size. Evet. Yeni sezonda takım alacak mısınız hocam? Futbol severler sizi çok özledi. Artık görmek istiyoruz sizi de sağ kenarında. Ya keşke bir başkanlar beni görse. Başkanlar beni görse. Hocam o da başkanların eksikliği olsun. Biz sizi mutlaka görmek istiyoruz. Umarım yeni sezonda da bir takım çalıştırırsınız. Evet. İnşallah nasip ya, bakalım. Güvenç hocam bir şey daha sormak istiyorum. Bugün Emre Belezoğlu'yla devam edilmeme kararı alındı. Hatta ben çok sizin kanalı çok izlerim hocam, A Spor'u. A Spor'da şey diyorlardı. Emre Belezoğlu devam eder. O muhabirler var ya çok yakın olan Fenerbahçe'ye. Devam etmese bile hocayı o belirler, sportif direktör olur. Şu an Emre'nin hiçbir görevi kalmadı sanırım hocam. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya ben de görev vermem. Ya Emre öyle bir ömrü... Öyle Emre saçmaladı ki aynısını söyledim orada da yani. Öyle bir takım çıkarttı Ere. Yani olacak şey değil. Yani Ankara Gücü maçında değişiklikler, şunlar bunlar. Yani tam bir fiyaskoydu yani. Daha genç ya Emre, nerede geldi antrenör, böyle kolay mı işler? Bak evet hocam, yani. Şey Thierry Henry Belçika milli takımının kadrosuna girdi. Yardımcı antrenör. Ya biraz bunlar Zidane öyle geldi. Evet. Biz de rahat bir adamı getiriyorlar. Ondan sonra tuz kaka yapıyorlar. Çocuğa da yazık ya. Yani. Hocam Alex de Souza şu an U13 takımı mı U14 takımı ne çalıştırıyor? Tabii ya, yavaş yavaş arkadaş. Sen bakma hepsi hemen birden geliyor. Herkes şey yapmıyor. Başarılı olmuyor ki. Sergen şimdi gittiği takımlara bir bak bakalım hangisinde başarısı var. Aynen. Okan'a bir bak bakalım hangisinde başarısı var. Evet. İlk gittiklerinde. Ya ben şunu söyledim şeyde de. Şimdi doktora, anneniz, babanız, çocuğunuz hasta. Çok kıymetli birisi. Hastaneye gittin. Niye profesör git götürsene bakayım normal bir doktora. Göreyim ben seni. Götürür. Kim götürür? Kimse götürür. O başkanları merak ediyorum. Götürseye bakayım. Şeye. Hasta yakınlarını, karısını, çoluk çocuğunu. Gidiyor profesöre gider, doçente gider. Evet. Öyle mi? Hocam şimdiki başkanlarda şu düşünce var sanırım. Hani bir genç hocanın içine karışıyorlar. Şey yapıyorlar da mesela bir güvenç kurtarın işine karışamazlar hocam.
Ya zaten olmaz ki bak. Böyle bir şey olur mu ya? Olmaz. Ya bir karışıp ya yok ben başka şey var siz bilmiyorsunuz. Bütün başkanlar şey taş ocakları var kulüplerin. Taş taş diyorlar. Güçlü kuvvetli genç herhalde ya. Ben, böyle bir şey olmaz ya. Ya sen neyi biliyorsun da işine karışacaksın arkadaş ya. Evet. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Genç o da yani ya da zannediyorlar ki koşacak koşacak dinamik bir de dinamik ve lafı var. Allah Allah futbolcu alacağı alıyorsun sanki. Aynen hocam. Yani ya katılıyorum çok, ya burada ya size. Allah bak Mustafa Denizli çıkarttı. Bak Samet çıkarttı. Ertuğrul direkten döndü. Evet. Yani yani tecrübe her şey evvel tecrübe ya. Tabii ki. Ne yani neyse. İşte bu şey zaman yetecek. İşte bu şey de var. Şimdiki medyada yetişen yenileri arkadaşları bu şimdi yeni yetişen şeyler onları destekliyorlar. Bize işte diyorlar ki yok çağ dışı kaldı bilmem ne. Halbuki medyadakiler çağ dışına bile gelemediler. Bırak onu çağ dışı değiller yani bunu konuşanlar. Ya hiçbir şey bilmiyorlar ki. Tenzih ettiklerim var tabii. Bir şey bilmiyorlar ya. Atıyor evet. Tutuyor herif ya. Ya böyle gülüyorum arkadaş. Onu met ediyorlar, bunu met ediyorlar. Ya bir bakıyorum adam diyor ki ya 8-10 tane taktik biliyormuş bir tanesi. Neyse. Allah Allah. Nasıl bir taktik? Bir gelip bana bir anlatsın. Ben de bir görsem. Bana konuşamaz ya. Ne diyecek ya? Gülerim ben ya. Bak şeyin Chelsea'nin antrenörü. Müthiş bir herif. Baştan evvel de söyledim. Belki beni izlediniz. Chelsea dedim şampiyon evet. Olabilir. Kimse şaşırmasın dedim. Müthiş oynatıyor. Evet. Gol yemez dedim. Ya antrenör öyle olur. Bizimkiler ise onu beteci. Aa bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu benle. Daldır boşalt. Jandarma Reşat işte. Hocam yani. Geçen sene Trabzonspor'un yaptığı yanlışı bu sene Fenerbahçe yaptı herhalde. Acemi Hoca'ya güvenerek. Hüseyin Hoca evet. Devam etmişti Trabzonspor. Evet. Yani geçen ya, sene belki ya, tecrübeli yani bir hoca olmuş olsaydı Trabzon'da şampiyon olabilirdi hocam. Herhalde ya aklım sır. Ya ben ilk Beşiktaş maçını hatırlar mısınız? Bilmiyorum Trabzon. Bir baktım kadroya ben dedim bu kaleci Uğurcan'ın yerinde olsam sahaya çıkmam de. Yanlarım ağrıyor dedim. Vallahi yanlarım ağrıyor derim sahaya çıkmam dedim. 3-1 yeniler zaten. Bu kadroyla çıkmam sahaya dedim ya. Yani. Nasıl çıkardı abicim? Yani Ahmet abi ya Allah ya ne sormak lazım ya. Sorsan da bize kızar biliyor musun? Ne sen kimsin? Ne seviyorsun? Dur budur falan sallar. E sen ne yaptın? Yani bu yani, sene telafi etmeye Allah. Çalışıyor hocam yani. Yani. Yazık. Yani eline gelmiş bir arkadaş, fırsat. Neyine varken... güvendin de verdin herife abi? Ben aklım sırrı vermiyor ya. Bizim niye beğenmiyorsun? Fenerbahçe antrenör olacak. Niye benim ismim geçmiyor? Niye? Çünkü zır cahil bir medyamız var abi. Kusura bakmasın bize. Zır cahil. Beni bilemiyor. Ne yapacağımı ne edeceğimi. Benim bilgilerimi bilemiyor. Göremiyor. Hocam sizin gibi hocaları zaten Süper Lig'de görmek istiyoruz yok. Biz. Tamam da ya niye Fenerbahçe beni almasın abi? Nedir yani? Aklım sırrı vermiyor yani. Biri tavsiye bile etmiyor. Adımını da geçirmiyor. Olmaz ne olmaz. Bir numarada bol gelirim. Aynen. Kesinlikle yani, hocam. Sizin tecrübeleriniz yani... Ya tecrübe, donanım, şey bu işte kitabı yok ki bu futbolun ya. Evet, nasıl evet. Oynanacağını, edeceğini. Şimdi bizde şey var, o iyi antrenman yaptırıyor diyor şey. O medyada adamlar var, gitmiş şey, Erol Bulut'u seyretmiş. Ulan sen de bilgin var da iyi antrenman yaptırdığını biliyorsun. Şey hocam... Futbolcuları güçlendirmek için... antrenörler var şimdi. İşte Scott biri var, Beşiktaş'ta var, orada var, Almanya'da var, her tarafta. Bu performans antrenörleri var yani. O bizim işimiz değil ki. Ya hocam bir de istediğiniz kadar olsun. Ersun Yanal Trabzon'a geldi 12 tane yardımcıyla. 5 tanesi yok şöyle fizyoterapistmiş, yok şöyle kondisyonermiş. Ne oldu? 10. hafta 2 galibiyet, 8 mağlubiyet. Evet. Ya artık onu eleştirmeyelim bizim Türk antrenörü. Hocam antrenörde. Sizi de görmek istiyoruz. İnşallah bir başkan görür sizi de. Ligde görmek istiyoruz. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz bizlere katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar. Tamam. Teşekkür sağlık ediyorum bakalım. Hocam. İyi akşamlar. Sağlıklı günler. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet. Gerçekten. Güvenç hocamıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi, dobra yani, yorumları bir gün, için. Bilgi ve donanımı süpürdük. Seviyesinde bir hocamız ama nedense mesela Yılmaz hocam gibi. Medya hocam ya. Birini yani Yılmaz hocaya ama. Şimdi adam 3 maç kalmış. Güven düşüyor zaten. Yani Yılmaz adamı getirse ne yapacak? Uçak mı yapacak? Yılmaz hocaya savunmak için söylemiyorum ama Yılmaz hocanın anlattığı şeyler var. Atıf şey şu. Evet. Yemeği beğenmemiş. Manuel de Costa. Papazlar ya. Hamburgeri fırlatmış adama. Şeyine fırlatmış. Biri oyuna girmek istemiyor.
Şimdi başarının tabii öyküsü yönetimden de geçiyor. Evet. Siz programı açarken dediniz ki tüm Ankara takımları düştü dediniz. Evet. İşte Cavcav gibi rahmetli, efsane başkan gitti oradan. Görüyorsunuz futbol ne hallere geldi. Ankara futbolu bitti. Oğlu aday olmayacakmış tabii, bu sefer. Yıllardan beri, olmasın. Yıllardan beri yaptığı doğru şeyler, doğru adımlar, para harcamadan yapıp, evet, hep borçsuz kulüptü biliyorsunuz. Hep evet, borçsuz kulüptü ve yıllardan beri de birçok süper kulübe de oyuncu veren, oralarda Jeremy'yi Afrika'dan sağdan soldan alıp da oraları empaze eden bir kulüp. Ve o gittikten sonra da gerçi Ankara'nın hallerini gördük. Evet. Tüm takımları dibe vurdu. Bence böyle başkanların, böyle yöneticilerin çoğalması lazım ki onlar çoğaldıktan sonra zaten doğru işler yapılır. Ben Güvenç hocama da katılıyorum. Tabii başkanlar kimin adamıysa, işte kim birilerini empoze ediyorsa, menajeri güçlü olanlar. Yani siyaseti güçlü olan menajeri değil. Siyaset de menajeri. Zaten spora siyaset girdikten sonra bu işler çoğaldı. Nasıl düzelecek onu da bilmiyoruz. Ben Safet Bey'in mecliste bir konuşmasına şahit oldum. Sizler de izlemişsiniz. Gerçekten çok doğru şeyler söylüyor, evet, ama bunu Beşerli Milletvekili'nden bir tanesi söylüyor. Evet. Yani bunların yarısını söyleyip böyle şeylerin önüne geçilmesi lazım. Çok 500, doğru şeyler konuşuluyor ama kağıtta kalıyor. İşte bunların önüne geçilirse ancak biz bunları düzeltebiliriz. Yani şöyle, şehir takımlarının üzerinden siyasetin çekilmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle, evet. Yani insanlar, yani ben şimdi siyaset olarak bir yerde yani takıma yardım ediyorum diye istediğim adamı da buraya getiririm olduğu müddetçe bütün şehirler bundan zararlı çıkar ve bütün takımlar da borç içinde olur. Hakan'cığım, yorumları okur musun? Yorumlara bakayım hocam hemen. Yorumları açalım. Yaşar Şahin, iyi akşamlar dilerim. Murat Ülgen abim seni çok seviyorum demiş. Selam yollamış. Metin Tamtürk, iyi yayınlar, selamlar diyor bizlere. Teşekkür ediyoruz kendinize. Hocam ben kum turnuvası ile ilgili de birkaç yorum almak istiyorum sizden. Evet, şimdi kum turnuvasına değeyim. Son 5-6 dakikamız var. Ben bir amatör spor kulüpleri federasyonu seçimi şu an yapılabiliyor mu? Tabii, hesaplar 8, kalktı. 8 Haziran'da yapılacak. Evet, 8, 2 tane aday var. Evet. Zafer hocamız ve Metin hocamız. Evet. İyi olan kazansın diyoruz. Hak eden kazansın. Evet. Şimdi tabii ben amatör spor kulüplerinde başkan vekili olarak Zafer başkanla beraber de kendisinin başkan yardımcısıydım. İki tane kaliteli insan yarışacak. Hiç kimse kimseyi üzmeden çıkıp delegeler kimleri layık görürlerse onun seçimi kazanacağı bir seçim olacak. İlk kez Ordu'da böylesine bir seçim yaşanacak. Yani çetin bir seçim yaşanacak. Şimdi tabii ben Metin Başkan'la beraberim. Onun enerjisini, hevesini ve koşturmasını yakinen bilen bir insanım. Bir heyecan var kendisinde. Çevresi çok iyi. Ama tabii ki spor kulüplerimiz, delegeler buna cevap verecek. Amatör spor kulüplerin bir geliri yok. Yani amatör spor kulüpleri başkanların ve yönetimin işte belediyeler, valilikler, büyük şehirler gibi yerden yardım alarak kendini itham ettiren ve kulüplere yardımcı olan bir federasyon. Bunun için tabii iş kolay değil. Oradaki çalışan personelin bile biliyorsunuz maaşını orada lisanslardan bir ücret alınıp evet, onlar ödeniyor. Zor bir süreç. Ben orada çalışan biri olarak yeni yönetime seçilecek insanlara da gerçekten başarılar diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Bu amatörce, evet, pedekarca bir iş. Ben işim gücümü bırakıyorum. Ailenden kendi imkanlarımızla yıllardan beri Ordu'ya gidip amatör spor kulüplerine hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii. Onun için de ben katılan iki tane değerli başkana şimdiden başarılar diliyorum. Biz de başarılar diliyoruz. İnşallah güzel, centilmence bir seçim olur ve Ordu sporuna, amatörüne de yıllarca hizmet verilir. Sonuçta burada kazanan ne Murat olur ne Halil Hoca olur. Tabii canım. Burada kazanan Ordu sporun, Ordu spor kulüplerinin olması Ordu'nun amatör gerektiğini kulübü düşünüyorum. Onun için biz el ele verip kaybeden de başkanına yardım edecek. Tabii. Kazanan da onun yanında olacak. Yani hiç kimse birbirini kırmadan, öte gelmeden, dedikodu yapmadan hizmet vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben hepimiz bu arkadaşız. Olaya böyle bakıyorum. Çünkü seçimler bitiyor. Yine biz bir beraberiz. Biz Zafer Hocam'la Veteriner Ligi'nde
Benim hocamdı. Biz orada Navarro şampiyon olduk. Herkesin birbirleriyle bir geçmişi var. Onun için hiç kimseyi karalamaya şey yapmaya gerek yok. Kırmadan. Güzelce seçim olacak. Burada hak eden kazansın. Sonuçta delegeler karar verecek. Onun için ASKB'de hani fazla konuşmaya gerek yok. Evet. Ama 8'inde büyük ihtimalle seçim yapılacak. Onun kararı alındı. Ben de oyu kullanabiliyor mu? Delegeysen tabii ki kullanıyorsun. Evet. Kullanabiliyorsun. Zamanımız az oldu. Kum turnuvasının Kum turnuvasına değinmeden önce İmdat Hocam İmdat şey yazmış. İmdat Hocam yorum yazmış. Chelsea hocası final maçından sonra Başkan Abramovich'i ilk defa gördüğünü söyledi dedi. bir de Süper Lig başkanları Amigo gibi her mikrofona yapışıyorlar. Aynen. Ama kazandıktan sonra. Ya kazandıkları zaman şey konuşuyorlar. Kazanamadıkları zaman da hakem eleştiriyorlar sadece. Tabii. Kum turnuvasına da değinelim Murat abi. 2 dakika. Bu yasaklar yok diyelim. Aşıda 20 yaşın altına kadar inerse Sağlık Bakanı Haziran sonra 20 yaşa kadar inecek dedi. Kum turnuvası oynanabilir mi? Temmuz'da. Şimdi tabii şöyle tabii biz ona karar veremeyiz. O zamanki pandemi kurallarına göre devletin vereceği yasalara göre bizim organize etmemiz gerekiyor. Çünkü orada taraftar mesela çok taraftar alınmıyor maçlara. Biz kum turnuvasını oynattığımızda taraftara gelme diyemeyiz. Orada bir önlem yok. Onun için şimdi ona bir şey diyemiyoruz. O bizim vereceğimiz bir karar değil. Valiliğe gelen kararname ne olursa o şartlarda biz hani geç de olsa Eylül ayında da oynatabiliriz. Belki Eylül ayında pandemi tamamıyla maç yapacağımızı da söyleniyor. Belki o zaman inşallah. Yani Ünye kum futboluyla özdeşleşmiş bir şehir. Sporu Cevdet Bey'in de söylediği gibi Ünye gerçekten spor aşığı bir ilçe. Onun için kum futbolu da bir bizim gerçekten bir görselimiz. Evet. Yani gece ışıklarıyla oynanan. Beraber başlattık yine kum turnuvasını. Tabii biz kum turnuvası artık milatta kalmıştı. Oynanmıyordu. Aynen. Biz yine onu Ünyelilerin şeyine sunduk. Gündüz oynanan bir futboldu. Futboldu ama biz bunu geceye de taşıyarak daha da renklendirdik. Aynen. Tabii federasyon bize sürekli Selçuk Küçükoğlu arkadaşım buradan çok iyi biliyor. Rıdvan Dilmen de o zaman görevlisi. Pardon Sercan'dı. Sarıyer'de Fenerbahçe oynayan Sercan'dı. Sürekli bizi arayıp kum futbolunun federasyonun nezdinde yapılmasını bize talep etti ama onlar şöyle bir şey diyorlar. İşte gelelim biz oraya. Cumartesi, pazar 2 günde bitirelim. Ama bizim şehrimiz, bizim ilçemiz 2 günde bitmesin. 30 gün orada gençlerini izleyecek. Evet. Eşleri, çocukları, anneleri, babaları gelip o gençleri izleyecek. Onun için biz buna şey yapamadık. Giremedik böyle bir şeye. Çünkü halkımız da istemedi. Bir de kum futbolunu biz 7'ye 7 oynatıyoruz. Daha önce biliyorsunuz ben bunu kum futbol kararlarına göre de oynatmaya çalıştım. Talimatlarına göre oynatmaya çalıştım. 4'e 4, 5'e 5 gibi oynatmıştım ama bizim burada o tutmadı. Biz burada halı saha gibi kumun özel bir şeyi var. Bu şekilde sahayı düzenleyip. Bizim buranın futbolu böyle diyoruz. Tabii ya sadece kum futbolu değil. Bakın plaj voleybolu, sokak basketbolu. Yani Ünye'yi gerçekten dışarıdan gelen insanların bize söylediği ya Ünye ne kadar canlı bir yer. Aktivite. Hep aktivite. Arada. Biz burada atletizmi tutun. Meydana şeyleri kurduk, pimpon masalarını kurduk, satranç oynattık Cumhuriyet Meydanı'nda. Yani Ünye ilçesi gerçekten spor yönünde hep beraber biz el ele verip biz bunları sağlıyoruz. Birçok ilçe, birçok ilde bizi gerçekten kıskanıyor ama biz tamamıyla da var gücümüzle Ünye'mizi tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da Veteranlar Ligi'nde yaptık. Yine de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Yani oraya gelen 30 takıma Ünye'nin ne kadar enerjik insanlar olduğumuzu, Ünyelilerin ne kadar sevecen insanlar olduğunu herkese kanıtladık. Yani. Sadece sahada değil, dışarıda da eğlenerek de gerçekten birçok kulüp bize gelip orada eşlik etti. Evet. Ya burada Kerim, Abdülkerim, Kerim'le gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Kerim Aydemir. Sinema mizacı ve tiyatro mizacıyla orada bizi kırdı. Orada 30 tane takımın eşleriyle gelen oldu, çörtlerle gelen oldu. Onlara müthiş bir ambiyans yarattı. Ya orada gülmekten kırıldık. Belki otelden de Kerim'e teklif gelebilir. Yani çevresinde çok dolaşanlar vardı. Kesin gelir yani seneye. Kerim boş kalmaz diye düşünüyorum. Sayın Murat Hocam çok teşekkür ederim bizlere katıldığınız için. Değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz davet ettiniz. Her daim davet ettiğinizde buradayız. Ünye için elimizden ne gerekirse yapmaya çalışıyoruz. Yine buradan Ordu kulüplerimize ve Bal'daki bütün mücadele edecek takımlara şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumcu Murat Özkaya. Öncelikle şunu diyeyim. Sabah
bir kaza haberiyle sarsıldı Ünye. Evet, buradan kaza yapan Ünye'li hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yani gerçekten üzücü bir kaza. Evet. İnşallah bu olaylar tekrar yaşanmaz Ünye'de. İnşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Halil hocam. Ben de Yüce Kostadinov abime tekrar teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı. Her zaman bizimle oldu. Evet. Zaten bir dahaki hafta programımızda Murat abi Allah izin verirse teknik olarak bir sıkıntımız olmazsa bir maç haftası olduğu için çok evet. Önemli bir maç önü. Maçtan bir gün önce program yapmış olacağız. Onu da Cevizdere'de sahanın içinde akşam ışıklandırma da yapabiliriz. Yani çok heyecanlıyım Ordu-Ünye maçı için. Yani bir futbol sever olarak, bir hoca olarak. Yani, futbolu özledik diyelim o zaman. Yani futbolu özledik, bir de müthiş bir maç olacak. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hepinize tekrardan. İnşallah. Moda TV ekranlarında Futbol Aktüel programında bu hafta da sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta az önce sevgili yorumcularımızın da dediği gibi Cevizdere'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.